Evet, herkese sağlıklı günler dileyerek başlıyorum. Konumuz sıkıştırma ve arşivleme komutları. Ve ilk komutumuza başlayalım. Örneğin DU-H, burada H human readable, yani bunu insan okuyacak. Anlayacağım şekilde birimini bana söyle anlamında. Workspace içerisinde geçen haftalarda kullandığımız dosyalardan bir tanesinin boyutu 4K boyutundaymış. Şimdi dikkat diyor, bakın dosya boyutundan bu farklı diyor. Evet, bu disk boyutu. Dosya boyutunu LSLA ile görüyoruz veya TB ile, bakın 2083 byte. Aslında blok size bu dosyanın, lslat diyorum, workspace log never file, aslında lat burada çok fazla sıralamam için gerek yok. Şu an şunu göstereceğim, bakın ha, 2083 byte. Aslında blok size 2083 byte. Ama diskte kapladığı alan 4K. Diskte kapladığı alan sizin X3, X4 NTFS file sisteminizle de alakalı bir konu. Şimdi burada sadece sizin bir klasörünüz diskte ne kadar boyut kaplıyor? Örneğin dizin bakımından da bakalım. Kullandığımız Workspace klasörü, bakın toplamda 1,1 GB yer kaplıyormuş. Bu summarize ise özet veriyor. Bu help'i oldukça geniş. Bakın S summarize, o diskin boyutun, klasörün diskte kapladığı boyutu gördük. Şimdi çok faydalı bir DU parametresi daha göstereceğim. S kullanmazsak ne yapacak? Bakın teker teker bütün klasörlere giriyor ve tümünü de toplayarak 1,1 GB arkadaşım diskte kapladığı alan diyor. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Burada çok fazla inner klasör olsun. Örneğin ben buraya tire tire max depth 1 diyorum. Bakın ne oldu? Maksimum derinlik. Bu önemli. Workspace içerisinde alt alta belki onlarca klasör olabilir. Siz böyle bir kalabalık sonuç istemiyorsunuz. Ama Workspace'in hemen bir altındaki klasörler bağında. Yani şu 1,1 GB, bakın TXT'nin oluşturduğunu biliyorum artık. Workspace dizininin altından tek bir dizin daha bakıyor maksimum derinlik. Bu max depth güzel bir parametre, çok kullanışlı. İki dersen bakın Workspace dirs altında bir klasör daha var, bakın hard links klasörüne de baktı. Derinlik workspace'in altında kaç klasör derinliğine daha recursive olarak bakacağını söyleyen bir parametre. Hemen geçtim. Evet, şimdi sıkıştırma konusuna bakalım. Buraya bir tane şöyle esprili bir kompresör diye bir klasör açalım. Kompresörün içerisinde yaşayalım bu bölümde. Buraya birkaç dosya getirelim. Ha, kompresörü buraya açmayacaktım. Move kompresör workspace'in altına. Workspace'e gir, kompresöre gir. Daha sonra buraya bir üstün yanından, şurada newer file'ımız gayet güzel. Newer file'ımızı buraya kopyalayalım. Ne oldu? Newer file 2,1K ya da 2083 byte olarak görelim. 2083 byte blok sayısında. Yani bu dosyanın uzayda kapladığı alan diyelim kabaca. Ama diskte kapladığı alan biliyorsunuz
daha farklı bir değer 4K. Bu da sizin dosya sisteminizin karakteristiği ile alakalı. Şimdi gelin bir sıkıştırma işlemleri yapalım. Önce bu newer file'ı newer file gzip diyelim ismine. Bir bu. Sonra newer file bir ortam hazırlayalım kendimize. Bu gzip olsun. Pardon. Nasıl başardım onu? Okay, newer file bunu ve zip yapıyorum. Evet. Şuna bir reset diyelim şu terminale. Aynı şey benzerini yaparsa. Evet. Bir tane daha örnek hemen dosyamız oluşturalım. Bunları sıkıştıracağız. Oynayacağız bunlarla. Bu da LZMA ile olsun. Şimdi bakıyorum. Evet, 2.1K'lık 3 tane dosyam var. Gelin şimdi sıkıştıralım. Bir, gzip'le sıkıştıralım. İsmine gzip verdiğimi daha kolay anlamak adına. Sonra ismine bzip verdiğimi de bzip'le sıkıştıralım. Bzip. Sıkıştırdık. LZMA bende var mı acaba? Varmış. Evet, bunu da LZMA ile sıkıştırdık. Şimdi bakalım neler oldu. Şimdi GunZip 478, 2083 byte'ı 478 byte'a düşürdü. BZip 332 byte'a düşürdü. LZMA 303 byte'a düşürdü. Bakın GZip'ten %20-25 daha iyiymiş BZip 2. BZip 2'den de %10-120 kadar daha iyiymiş. Evet, gerçekten de tuttu. Şimdi gelin bunları açalım. Bakın eski dosyalar gitti. Eski dosyaların gitmemesinin yolunu göstereyim şimdi. Newer file. Evet, GunZip yapıyorum. BZip'i de açalım. Burada. GunZip. Newer file. BZip 2 dedim. Bunu da unlzma diyelim. Bakın otomatik tamamlama. Güzelce çalışıyor. Şimdi onların hepsini açtım. 2083 byte. 3 dosya duruyor burada. Şimdi biz bir time öğrenmiştik. Gelin. Time komutumuzla gzip ve bu sefer track'e keep opsiyonuyla kullanalım. Newer file gzip. Zaten dosya küçük olduğu için oldukça küçük bir zaman harcadı. Şimdi aynı işlemi bzip için yapalım. Evet, bu dosyalar küçük olduğu için zaman farkını da normalde görebilirim. Evet, en azından LZMA'da ki zaman maliyetinin büyüklüğünü görmüş oldum. Dosyalar büyüdükçe buradaki zaman maliyetini BZip ve GZip arasında da görebiliriz. Ama bakın bu küçücük dosyada bile LZMA'nın toplamdaki zaman maliyetini görmüş oluyoruz. Burada söylemek istediğim şey şu. Çok iyi mi sıkıştırıyor? Biraz daha zamanınızı alır. Bunu unutmayın. Tamam. Ve son bir kez klasörün içerisindeki manzaraya bakalım.
Evet, 2083'ten 332'ye inmiş, 2080'den 478'e inmiş, 2083'ten 303 byte'a inmiş ve zaman maliyet farkında bu küçücük dosyada bile LZMA'nın maliyet farkını görüyoruz. Tabii ki çok çok dosya küçük, maliyet düşük ama oransal ya bu %100 birebir bu oranda da zaman maliyeti olacak diye bir şey yok. Ama ne kadar iyi sıkıştırıyorsa o kadar uzun sürede sıkıştıracak şeklinde düşünebilirsiniz. Özellikle LZMA için geçerli bu. Şimdi bir de Gzip'in şu Twitter help'ine ve man sayfalarına da bakarsınız. Çok sevdiğim keep'ini söyledim. Bir de standart auto basması meselesi var. Şimdi ben eğer -c ile buradaki gzip yapacağım tabii. Eğer enter'a basarsam ne yapacak? Bakınız. Çıktığı bize bu şekilde basmış, standart auto basmış oldu. Şimdi bakıyorum dosyalarımın durumuna, aynı. Bak, ne oldu? Standart auto bastı. Ben bunu alırım. Efendim. Başka bir dosya yaparım. Newer file, gzip, 2 dedim. Hop, içine bastım. Diffleyelim bakalım. Açılanla daha önce sıkıştırılan aynı mı? İki dosya aynı. Bu numaraları daha sonra göreceğiz. Bak ne oldu? Bir önceki derste biraz bahsetmek zorunda kalmıştım. Diff zaten standart auto herhangi bir şey vermiyorsa iki dosya identical, birebir aynıdır. Bunları ek bilgi şimdi araya sıkıştırıyorum ve sıfırda başarı durumunu belirtir. Bunları daha sonra bol bol göreceğiz ama mesele şurada şu ki ben standart auto açtım bir dosyayı, ne yaptım? Redirection'la std auto bir dosyanın içerisine yönlendirdim. Tam tersi bir sıkıştırma işlemi için de geçerli. Gzip, new file gzip diyorum. Bu sefer standart auto sıkıştır. Bakın hep binary hale gelecek tabii ki. Binary bir dosya olacak. Ne yaparım? Newer gzip.gz var. Bunu 2 derim. Standart auto sıkıştırırım artık. 2 sıkıştırdığım dosya aynı mı diye bir bakarım. Aynıymış derim. Bu da diğer bir yöntem. İsim, böylece ne yaptım? İsmimi de değiştirerek, otomatik bir isim de verilmedi. Kendim ismini de oluşturmuş oldum. Farklı bir pete, farklı bir klasör içerisine de sıkıştırma işlemi yapabilirim gibi gibi. İnsan redirection'ı, yönlendirme konusunu bilsin bir kere, gerisi kolay. Evet. Şimdi bir file komutu kullanalım. Buradaki tüm dosyalar için bize meta bilgisini bir oku bu dosyaların. Bakın gzliler, gzip compress data, hatta ismini de vermiş, gayet açık bir meta bilgisi var. Timestamp bilgileriyle birlikte LZMA için sadece LZMA compress data olduğunu biliyor. LZMA uzantısı yine bağlı bir durum değil bu arkadaşlar. Onu da bir gösterelim hemen. Copy new file. Bunu bir metadata ile görüyor. LZMA filan değil. Bidi, bidi, bidi. Şimdi file'a bakıyorum. Bakın bizim bili 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 dosyasını bile LZMA compressed olarak görüyor. Çünkü bu dosyanın
binary dosyanın kendi içerisindeki metadata'yı okuyup file bunu yorumluyor falan filan. ASCII test, bunlar zaten text olanlar. Bakın .txt değil, .txt de yapabilirdik. Evet. Bu TRLZMA'ları ben verdim biliyorsunuz. Bunlar text dosyasına karşılaştırmak için, ayırt etmek için. Böyle biraz önce isimlendirdik videonun başında, dikkat edersiniz. Evet, bu konu şimdilik bu kadar, böyle yeter efendim. Evet. Şimdi sırada tarımız var. Hemen mantara bağlayalım. Nedir bu mantara bağlamak esprisi derseniz. Buna mantar diyorum tabii ki. Şimdi tar komutu için oldukça detaylı bir bilgi burada var. Ben sık kullanılan, bakın burada örnek kullanımlar dahi ifade ediyor. Man sayfasız kalmayın. Man, yani tar komutu oldukça geniş. Oldukça geniş özellikleri var. Bakın kitap gibi man sayfası. Evet. Tabi dersi bundan ibaret hale getirmeyeceğiz. Şimdi sık kullanılan, yoğun kullanılan hallerini bir elden geçirelim bakalım. Şimdi bizim burada bir kompresör klasörümüz var. Gelin onunla oynamaya devam edelim. Şimdi onu bir arşivleyelim mi? Arşivleyelim. Kompresör. Burada isim kendim veriyorum. Tar diyorum. Kompresörü tar. Evet. Verboz dediğimiz için, ve burada verboz yani standart auto bastı. Dosyanın kendisini yaptığı işlemi standart auto basmadı. Verboz ile demin gzip'te kullandığımız tr-c ile standart auto datanın kendisini basması aynı şey değil. Burada bir verboz etmiş oldu. Bakın ben bu dosyaları tarladım dedi. C görüldüğü gibi create, F ile de dosyayı verdik. Şu dosyaya ismiyle arşiv yap. Arşiv ile sıkıştırmanın farkı ne arkadaşım? Şimdi bakalım önce bir tarımıza. Bakın POSIX tar arşiv demiş. ls la kompresör nokta tarın boyutuna bakalım. Bunu insan okuyacak diyelim. 20K'lık bir dosya. Bunun blok size'ı. Peki. Biz du-sh kompresör diyelim bakalım deminki konuya. Bakın burada 40K'lık diskte yer kaplıyormuş. Blok size olarak ise 14K. Arşiv dedik. Yani bu değerler sıkışmış gibi gözükmüyor. Yani şöyle diskte kapladığı alana bakalım kompresör tarın. Kompresör tarın diskte kapladığı alan, evet diskte kapladığı alan düşmüş. Tamam, okey, kabul ediyorum. Ama block size olarak block size olarak bir sıkıştırma işlemi yapmadık. Sadece arşivledik. Aslında sadece bir araya getirdik onları. Bir de bunu sıkıştırabiliriz. Kompresör tarı. Şimdi gelin onu da yapalım. Şimdi kompresör tar dosyasını bir gzipleyelim. Örnekte bzip'lemiş. Peki biz de bzip'leyelim. Bzip diyelim. Kompresör tarı keep diyelim de biz karşılaştıracağız, ikisi de dursun. Şimdi bakalım kompresörlü ne varsa ver bakalım. Bakınız tar, yani o klasör içeriğinin bir arşiv içerisinde bir araya getirildiği binary yeni dosya 20K bzip ile sıkıştırınca ne oldu? 2.6K. Biz yaramazlığımızı yapalım. Gzipsiz olmaz diyelim. Bir de onunla sıkıştıralım. Bir de öyle bakalım. Bakın tabii ki burada gzip daha iyi sıkıştırdığını görüyoruz.
tarı daha iyi sıkıştırdı. Bu sorunun cevabı açıkçası şu an bende de yok. Biz sadece bir text dosya için yaptığımızda Gzip'ten %20-25 daha iyi lafını aldık. LZMA'da Bzip'ten daha iyiydi. Bakalım bu tarda LZMA ne yapacak? Ona bakalım bir de. LZMA performansını gösterdi. 1.6K. Bravo. Şimdi hepsinden daha iyi sıkıştırma oranına sahip. Bzip'ten %10-20. Vallahi şimdi burada beni şaşırtan bir durum var. Ganzip 2.1 K'ya düşürürken Bz2 sadece 2.6 K'ya düşürdü. Ben bu videoyu daha sonra tekrar seyredip acaba bir yanlış bir şey yapmışım mı kontrol edeceğim. Bu oran tar için tutmadı. Ne bekliyorduk? Ganzip'in Bz2'den daha büyük bir dosya büyüklüğüne sahip olmasını bekliyorduk. Tam tersi oldu. Ama text dosyalarda aynı bu resmi buradaki oranları görmüştük. Ben de bu işin durumunu çözersem yorumlara yazarım. Bunlar dip detaylarına elimden geldiği kadar inmeye çalışıyorum konunun. Şimdi evet. Bir tar dosyasını ekstrakt da edebiliriz. İçindekilere bakabiliriz. Başka yaramazlıklar da yapacağız. Tarla işimiz çok. Şimdi gelin tar TVF diyelim. Kompresör tar içerisinde TVF ile listeliyoruz. Bakın içerisinde benim içimde bunlar var diyor. Bir kompresör klasör var içerimde. O kompresör klasör içerisinde bıdı 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 bunlar var. Tamam. Ekstrakt edebilir miyim? Edebilirim. Şimdi benim burada zaten bir ekstrakt klasörüm var. Kompresör klasörüm var. Şimdi ben üst üste yazsın istemiyorum. İstemiyorum. Ne yapayım? Ekstrakt diyeyim. Tire büyük C. Temp'in altına açsın. Drak. Temp'in altından bakıyorum. İstediğim yeri açtırdım yani. Bakın bizimkiler buradalar. Tamam. Evet, bir de spesifik bir dosyayı tarın içerisinden çekip almayı konuşalım. Şimdi burada kompresör tar dosyam var. Kompresör tar dosyamın içerisine bakalım. Listeleyelim. İçeride nasıl duruyorlarmış. İçeride kompresör klasörünün altında duruyorlar. Oradan kompresör new bzip dosyasını çıkarıp alalım. Şimdi yine kompresör klasörün kendisi de burada olduğu için çıkarma işlemi üzerine yazacak. O yüzden ben bir klasör arkaya gidiyorum. Ve tar xvf workspace altında kompresör tar dosyasını içerisinden kompresör new file bzip 2 dosyasını çıkar getir diyorum. Bakın bizim burada Visual Studio Code üzerinde de göründü. Evet, klasör Explorer üzerinde. Şimdi burada bakalım. Bakın buraya taze bir kompresör dosyası geldi. İçerisinde ne var? Sadece new file bzip dosyası var diyorum ve kompresörümü, ikinci kompresör bu. Bunu buradan siliyorum. Çünkü asıl üzerine çalıştığımız workspace altında. Tamam. Evet, bazı tar işlemlerini genişleterek konuşmaya devam edelim. Şimdi TRC ve TRZ opsiyonları, TRC Bzip 2 dosyalarını hem sıkıştırmak hem de açmak için
Z opsiyonu gezip dosyaları hem sıkıştırmak hem de açmak için kullanılabiliyor. Dolayısıyla doğrudan eğer bir tar-bz2, tar-gz dosyası oluşturacaksanız tar dosyasını ve bzip2 dosyasını ayrı ayrı kullanmanıza gerek yok. Şimdi workspace kompresör klasörüne gidelim. Evet. Şimdi efendim burada yukarı çıkalım. Evet, kompresör tar-bz2 dosyamız var şimdi normalde. Şimdi gelin baştan yeni bir tane oluşturalım. Bu dosyaları tar ve bz2'yi ayrı ayrı kullanarak, tar ve gzip'i ayrı ayrı kullanarak oluşturmuştuk. Şimdi tar j create verbose kompresör tgz diyorum. Böyle yaparız tar gz'ni. Böyle bir güzel bir suffix uzantı ismi var. Tar gz'yi genelde anlatır. Sadece tar-gz'yi anlatır hatta. Evet, buradan kompresör diyorum. Ve bakalım. -j'yi kullandığım için tgz olmadı o. Zcvf'yi kullanacağım. Şimdi gelelim. Evet, bir tgz dosyam var. Şimdi gelelim. Dosyaları bir kontrol edelim. Kompresör tgz bir gzip tar gz. Bu da gzip. Ama kompresör tar dosyasından üretilen bir gzip. Tgz ise doğrudan hem arşivledik hem de ne yaptık? Hem arşivledik hem de sıkıştırdık. Şimdi aynı şekilde bzip2 için yapalım. Biraz önce yanlışlıkla yazmıştım zaten. Bunu da tbz2 diyelim. Gördüğüm bir uzantı değil ama hadi bu sefer bu da bizden olsun. Bakın kompresör tbz2 burada. Dosya olarak bakalım o neymiş. Evet, bzip2 compress data. Onun kardeşine bakalım. Ayrı ayrı iki komut kullanarak oluşturduğumuz. O da burada. Bakalım. K boyutunda aynı. Ama byte seviyesinde ufak bir bakın farklılık var. Çok küçük bir farklılık var. Doğrudan hem arşivi, üstteki nedir? Hem arşivi hem de sıkıştırmayı tek bir komutla tar ile yaptık. Diğerinde ise önce tarlayıp kompresör tar oluşturup sonradan da onu bzip ile bz2 haline getirdiğimiz iki adımlı dosya burada. Tek adımda oluşturduğumuz dosya da burada. Şimdi gelin bir de farklı bir türünü görelim. Tar diyelim, normal bir sanki kompresör klasörünü standart auto tarlayacakmışçasına, arşivleyecekmişçasına komut satırımızı yazdık. Tire koyduk. Standart auto versen bunu dedik. Sonra standart auto pipe'la bzip2 dosyasına veriyoruz şimdi. Bzip2 komutuna veriyoruz. Standart auto bzip2 standart input olarak aldı. Kendi standart auto basacağı bu sefer sıkıştırılmış hali için gelin biz bir dosya ismi yazalım. Tar
BZ2 2 olsun o. Evet. Şimdi manzaraya bakalım. BZ2 2 dediğimiz için şöyle bakmamız lazım. Şimdi 2613. Bakın 2613. Bir sıkıştırma elde ettim. Şimdi dosyalara bir de file'a bakalım. Bakın üçü de BZP2 Compressed Data olarak metadatalarında gözüküyor. Bu da üçüncü bir yol. İki adımlı ama ilk adımda bir kompresör.tar dosyası oluşturmadım. Bunun yerine standart out'a bastım arşivimi. Tar'ın hiçbir şeyden haberi yok. Her şey standart out'a bastığını düşünüyor. Ama biz pipe işlemiyle ne yapıyor bizim 5 interaktif kabuğumuz? Kabuğumuz shell bunu alıyor. Bir pipe işlemine, redirection işlemine sokmuş oluyor. Bu pipe işlemini standart out'u standart input'a verdik. BZIP2'ye. BZIP2'nin de hiçbir şeyden haberi yok. Arşivlenmiş dosyayı BZIP olarak sıkıştırıp standart out'a basacağını düşünüyor. Ama biz kabuğa bir büyüktür sembolüyle redirection yapıp çıkacak STD out'u bir dosyaya yönlendirdik. Bu da üçüncü bir sıkıştırma arşiv kullanımının üçüncü yöntemi diyelim. Şimdi bir şey hayal edelim. Bu dosyaların çok büyük dosyalar olduğunu düşünelim. Ve bu dosyaları biz bir yere göndermek istiyoruz. Önce senaryomu gerçekleştirmek için tüm kompresör dosyalarını send file klasörünün içerisine atıyorum. Burası bir güzelleşsin. Onu silelim denememizi. Şimdi CD send file içerisine gidiyorum. Şimdi ben bu dosyaların çok büyük dosyaları düşün. Her biri 10'ar GB, 100'er GB dosyalar. Biz bir araştırma kapsamında arşiv araştırıyoruz. Sıkıştırma algoritması araştırıyoruz. Karşılaştırma için karşı tarafa 3 farklı versiyonunu gönderiyorum. Senaryo bu ya. Veya bunları birbirinden bağımsız çok farklı dosyalar olarak da hayal edin. Şu gördüğünüz dosyaları karşı tarafa göndereceğim ve göndereceğim dosya boyutu yüzlerce gigabayt. Peki karşı tarafa gittiğinde giden dosyalar gönderdiğim dosyalar mı sorusunun cevabını bulmak için MD5 algoritması ile Message Digest Algorithm 5, MD5. Bu algoritma ile bir hash değeri elde ediyoruz bu binary dosyalardan. Dosyalarımızdan elde ettiğimiz hash değeri sonucunda bu dosyalarda bir bitlik bile değişim şuradaki hash number'ın, hash sayısının değerinin tamamen değişmesine yol açacak. İşte güvence bu olacak. Şimdi bunu nasıl oluşturuyoruz? MD5 sum diyorum. Tüm kompresör dosyalarını MD5'ini oluştur. Oluştur ama bunu bir yere yaz. Böyle bir şey çıkacak meydana. Kompresör MD5 sum diye bir dosyanın içerisine attık. Artık karşı tarafa göndereceğim zaman bu send file klasörünü olduğu gibi gönderiyorum. Beraberinde de kompresör MD5 dosyasını da gönderiyorum. Şimdi bu kompresör MD5 dosyasını karşı taraf aldı. Şimdi siz alan tarafsınız. Nasıl kontrol edeceksiniz? Örnekte de bootlinçlerin gösterdiği gibi TRC kompresör MD5 sum diyoruz. Bakın bu MD5 TRC ile verildiği zaman dosyanın içerisine girer ve yanındaki tüm dosyaları arar. Bu dosyanın yanındaki dosyaları aradı ve bir checksum hesapladı onun için. Teker teker checksum hesapladı. Teker teker hesapladığı checksumları da bu değerlerle, yazılı değerlerle karşılaştırdı. Böylece gelen dosyanın bütünlüğü
korundu mu korunmadı mı sorusunun cevabını aradı ve buldu diyorum ve bu konuyu geçiyorum. Yazdırma konusunu olduğu gibi atlıyorum. Ola ki hani tüm Linux sistemlerle uğraşan insanlara sesleniyoruz ama özel olarak gömülü sistemlerle uğraşan arkadaşlar eğer üzerinde bir printer barındıran bir post cihaz vesaireyle uğraşacakları zaman embedded Linux koşan bu konuya gelip bakabilirler, denemelerini yapabilirler, testlerini yapabilirler buradaki komutlarla. Onun dışında desktop sunucu vesaire kullanımlarda gündemini yitirmiş bir konu. Ama gömülü sistemciler buraya bir bakabilirler. İşlerin ihtiyaçları olduğu zaman sadece. Geçtim bu konuya. Evet, dosyaların senkronize edilmesi konusuyla önümüzdeki hafta devam edelim. Sağlıcakla kalın, sağlıklı günler, görüşmek üzere.